Ya bu kadar çok top kaybı olunca mesela şöyle bir istatistik olsaydı elimizde keşke 3. bölgede yapılan pas hataları, top kayıpları çok daha bize yardımcı olurdu oyunu dinleyicilerimize ve izleyicilerimize daha doğru aktarabilmek, analiz edebilmek için. Ama biz burada gözlemlerimiz e, açıkçası hani o konuda çok fazla e, yanıldığımızı düşünmüyorum. Hani orada da hani çok mütevazı olamayacağım ama. Peki e, ilk yeri hocam bitmedi. artık tamamlanmak üzere son bir akın şansımız olabilir dediğim anda ilk yarı tamamlandı. Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda Logores karşısında 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Tek gol Batshuayi'den geldi. Dakikalar 42'yi gösterirken hocam Batshuayi'nin de golle buluşması önemli. Çünkü iki tane Tabii fırsat ki. kaçırdı. Hem moral buldu hem Fenerbahçe moral buldu belki istatistik anlamında kağıdı çok dolduramadığı bir ilk yarı Fenerbahçe'nin. Ama yine de Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki önemli olan burada skor almak. Tabii ki daha iyi bir oyun, tempolu bir oyun Fenerbahçe taraftarı bekliyordu. Ancak dediğimiz gibi bunlar uzun maraton mücadeleleri. Yani her maçı da %100 vura kıra kazanamayabiliyorsunuz. Gördünüz yani Bayern Münih'in bütçesi belli. İlk devre Galatasaray ezdi rakibini. Dolayısıyla baktığınızda Bayern Münih dahi olsanız e, her zaman çok üstünlük kurma şansınız olmayabiliyor. Ha diğer büyük kulüplerde olduğu gibi. Buraya baktığınızda gerçekten Fenerbahçe'nin en azından rakibi ilk 5 dakika haricinde çok fazla pozisyon verdiğini söyleyemeyiz sanıyorum. Az önce de istatistikleri reji getirmişti ekrana. 2 Rodore'sin 2 de Fenerbahçe'nin kaleyi tutan şutu var. Çok akışkan bir mücadele değil. Rodore aslında hibrit bir oyun oynandı. Zaman zaman Topun arkasına geçti. Ludogores bırakınca Fenerbahçe özellikle kenarları boş bırakınca Ludogores de kenarlardan oyun kurup 3. bölgeye inmeye çalıştı. Ama çok organize iki takım tarafından da ataklar geliştirilemedi. Onları söylemek gerekiyor. Ama Fenerbahçe 3. bölgeye biraz daha iyi geldi ama oradaki basit son aksiyonlardaki <laughs> yapılan hatalar, hatalar neticesinde bunlar xk oranlarına yansımadı artı olarak veya Gol beklentisinde rakip cezası aslında topla hocam. Ee, 0-93 Fenerbahçe, 0-18 Lugores. Fenerbahçe 10 kez rakip cezası aslında topla buluşurken Lugores de bu sayı 7. İşte Az önce dediğimiz gibi yani rakam önümüzde olmasa bile gözlemlerimiz e, rakamları e, çoğu zaman tutturuyor. Dolayısıyla e, bu şekilde ilk devreyi yorumlayabiliriz. Belki bireysel performanslara da Peki, biraz değinebiliriz. E, değinelim hocam ona geçmeden şunu sormak istiyorum genel takım bütününde. Fenerbahçe'den hani İsmail Hoca gerçi ben hani oyuncularıma bunu konuşmayı yasakladım diyor ama bugün kazanırsa işte 18. maç, 18. Evet. galibiyet olacak. Ee, siz mesela bunun bir baskısını hissettiniz mi oyuncular üzerinde? Ben oyuncular üzerinde böyle bir baskı hissetmedim açıkçası bu karşılaşmada. Ama böyle bir baskı var gerçekten. Yani futbolun doğasında seri yakaladığınızda böyle bir baskı her zaman olur. Bu bir gerçek. Ama ee, bu tip serileri de yani bizim ülkemiz takımları da yapmıştır. İtalya Avrupa şampiyon olurken de çok ciddi bir seri yapmıştır. Ya futbolcu kendine güveniyorsa, takım arkadaşına güveniyorsa bizim serimiz ne zaman bozulacak demez yani. Ama baskı oluşturur tabii ki. Ya bir de şunu söyleyelim şimdi. Fenerbahçe'nin çok akışkan bir oyunu var. Hatay maçında da 4-2'ye dönse de oyun çok zorlanmadan rahat kazandı. İlk pozisyonunda buldu. Mesela burada da ikinci şutunda golü buldu. Bak bunlar çok önemli özelliklerdir. Ben seviyorum böyle farklı takımlardan da örnek vermeyi, altını doldurmayı. Trabzonspor böyle şampiyon oldu iki sene önce Türkiye Ligi'nde. İlk pozisyon gol, ikinci pozisyon gol. Rakibin gardını düşürüyordu. Şimdi Ludogorets'in e, oyuncusu olsam ben sana soruyorum. Yani şimdi devre biterken rakip iki defa geldi. Hiç terlemeden 1-0 önde girdi. 50 bin seyirci. Yani ne hissedersin? Maç bitsin, otobüse bineyim, geri döneyim. E, hissine kapılırım hocam. Yani teknik direktör olarak da şunu düşünürsün. Yani hani açıkça konuşmak gerekiyor. Ya hani iyi başladık. Atsak bir şey olabilir miydi ama adamlar daha terlemeden 1-0'ı yaptı. O yansıyor sana. O sen ya bazen anlıyorsun mesela kaybedeceğin maçı da anlıyorsun, kazanacağın maçı da anlıyorsun yani sahanın kenarındayken. Ee, toparlamak gerekirse bahsetmiş olduğumuz gibi bir e, atmosfer oldu karşılaşmanın içerisinde ama bizim tarafımıza bakacak olursak biz dediğimiz gibi her maç %100'ünü veremeyebilirsin. Şöyle bağlayayım. Hatay'dan örnek vermiştim. O maçta da terlemedi. Onun önceki karşılaşmada da rahat kazandı Fenerbahçe. Tırnava örneğini verdik. Çok tempolu olması da işte kıl payı o goller nizami olsa 4-1 yakalayacaktı deplasmanda. Bugünkü karşılaşmada da hem Ludogores'in bir mukameti vardı. Çok uzun yol yapmadılar. Yani burada bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok yorgun gözükmüyor takım. Diri gözüküyor. Sert bir takım. Ve Fenerbahçe'de de bir rotasyon var. Zayis soruda ne zaman oynadı en son? Anlatabiliyor muyum? Yani işte Tadiç sağda oynuyor. Tadic o sayı Samuel uyumu. Osterbolde kent Batshuayi o an kenarlarla... kenarlarda e, ekranda hocam şu anda. Evet. Batshuayi e, siz söyleyin adını Tadiç'le kentle ne kadar bir arada oynadı. Bunlar aslında normal ne diyelim? Karın ağrıları. Normal bir oyun e, akışı. Bir de şimdi her maçta da aynı konsantre olamayabilirsiniz Ömer Sadaç. Biraz Konferans Ligi'nin seviyesinin daha altta olduğunu şimdi biz görüyoruz, yorumluyoruz. E futbolcular bunu görmüyor mu? Yani bu da birazcık motivasyon kırıcılığı oluşturabiliyor. İstediği kadar profesyonel olsunlar. Her seviyede bu tip e, hususlarda, bu tip maçlarda biraz şey olur Ömer sana Sen de biliyorsun. Çok e, farklı liglerden de yıllarca maç anlattın. Canlı da anlattın. Gördüğünde anlıyorsun futbolcuda. Bazen oluyor motivasyon düşüklüğü. Ben biraz buna bağlıyorum. E, bugün Ludo de Goretti değil de belki çok daha kuvvetli. Mesela Frankfurt yine konferans liginde yer alan hocam bir Frankfurt, kadar... bir Lille maçı olsa çok daha farklı olur. Olur olur. Yani Lille hocam şimdi Lille dediğiniz için Faroe takımına ilk maçta puan kaybetti. Bugün mesela Sloven takımına Galatasaray'la elinde Ljubljana'ya karşı kendi evinde şu anda mağlup ilk yerde. Hani bazen gerçekten maçın içerisine Giremeyebiliyor oyuncular var yoksa yani. kaliteye baktığında değil mi şimdi Faroe Adaları takımına e, lil puan kaybeder der misin demezsin yani. Var var bunlar işte futbolda e, bazen e, işte hafta sonu düşünebilirsin daha geniş ölçekte bakabilirsin ya şu maçı bir şekilde geçelim e, diyebilirsin bunlar doğru olduğu için söylemiyorum ama hepimiz hocam insanız yani değil mi? hani oyuncu psikolojisi diye de bir şey var. Var var. Bu yani kadar var. yoğun maç fikstüründe, temposunda da bunlar çok normal. Var var var. Yani gerçi, evet yani şöyle de söyleyebilirim. Ben yani bu seviyede e, görev yapmadım ama yani e, alt taraflarda çalıştığımız dönemlerde görüyorsun. Yani bazen sen favori çıkıyorsun. Şampiyonla oynadığın bir takımda küme düşme oynayan bir takımla karşılaştığındaki oyuncu motivasyonuyla sen mesela küme düşme oynayan takımda da çalıştım bir lidere karşı oynadığın motivasyon bir değil yani bunlar e, farklı işin zaten şöyle söyleyeyim Ömer Saray zaten bu kadar robotik bir şey olsaydı futbol sence en çok izlenen oyun olur muydu? Yani? yok Yediden zaten bu kadar yani. bilinmezliğe sahip olması futbolu şu an dünyada hala bir numaralı spor olarak en tepede tutuyor Mesela basketbola da çok hakimsin biliyorum canlı da izliyorsun işte oynuyorsun da NBA'de Euroligi'de takip ediyorsun basketbolda bu kadar sürpriz oluyor mu? Hocam, Futboldaki çok zor kadar. çünkü neden? Basketbolda yani şöyle söyleyeyim. Şimdi maç başına hani basketbola girmeyeceğim burada bu kadar fazla ama ortalama şu an Avrupa basketbolundan evet. bahsediyorum. 100-110 arası hücum oluyor mesela. Şimdi bu kadar hücum e, sıklığında zayıf takımın, güçlü takımı yenebilmesi çok zor. Ama futbolda e, o hani durumu kontrol ederek, rakibini uyutarak, süreyi bir savun geçirerek iyi savunarak bir kere gelip yenebilirsin. Ama diğerinde o yüz e, hücumun diyelim örneğin 80'ini 70'ini çok iyi geçirmek zorundasın. Yani %70'inin 80'ini vermek zorundasın ama ...futbolla daha azını vererek e, galip gelebilirsin favori olmadığın maçlarda. Dolayısıyla işin de zaten heyecanlı tarafı bu. Heyecanlı tarafı bu. Dolayısıyla futbolda da bu psikolojiyi, oyuncu psikolojisini biliyor olmak lazım yorumlamak adına. Bu daha az önce sizin söylediğiniz gibi oyuncuların hani bazen şu sorular geliyor. E işte oyuncu profesyonel oyuncu milyon dolar kazanıyor. Ne demek konsantre olamıyor? Bu öyle değil insan i̇yi, faktörü, iyi, iyi. İnsan faktörü. Bugün e, bu sporun içerisinde var. Ha, tabii bunları engellemek adına spor psikologları var. E, ne bileyim işte hocaların kendi aldığı eğitimler var, farklı noktalar var ama günün sonunda siz ne yaparsanız yapın profesyonel futbolcular da en üst düzey futbolcular da olsa bu tip şeyler hayatın her alanında e, sporun daha doğrusu takım sporlarının her alanında var. Zaten böyle bir şey olmasaydı e, Yunanistan gibi bir hani görece Vasat bir takım Avrupa şampiyonu olamazdı. 2004 değil mi? Tabii ki olamazdı. Fas çok iyi bir kadrosu vardı ama yani yarı final yani Belçika'yı ya eleyeceğini kim söyledi? Yani kim tahmin etti Fas'ın? Bu arada ben tahmin ettim. Ama Hocam e, sen edersin zaten yani. Yani dolayısıyla çok çok az kişi gördü. Ama işte bence futbolun da en güzel tarafı bu. İşte Bursaspor'un Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu gibi örnekler verebiliriz. Bu anlamda ben neye bakıyorum? Temsilcimiz adına pozitif neye bakıyorum?